Selamlar Summoner'lar, yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün sizlere beni biraz rahatsız eden, beni bir süredir rahatsız eden bir konu hakkında konuşacağım. İkizler. İkizler. Direkt genel olarak ikizler. Neden? Ya ikizler ne? Ne ikizler? Aslında problem gayet basit ve net. Ya gerçi benim gibi düşünen çok insan var mıdır? Hiçbir fikrim yok. İkizler geldiğinden beri oyunun PvE kısmı, yani zindanlar, uçurum akınları, uçurum yaratıkları gibi ve aynı zamanda yükseliş denemesi gibi kısımlar olabildiğince kolaylaştı. Ya bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bu gerçekleşen bir olay ve hala da metayı tek eline almış bir sinir bozucu bir durum benim gözümde. Neden sinir bozucu? En başından şunu söylemek istiyorum. Oyunda 1122 tane yaratık var değil mi? Toplam. Hani bu şu şuradaki 1 yıldızları 2 yıldızları saymayın. 3, 6, 8, 8, 16, 24, 25. Şuradaki 25 tane yaratığı saymayın. Hatta pardon, 25 çarpı 5'ten. Her neyse işte 125 tane yaratığı saymayın. Bunun dışında her yaratığın bir işlevi var değil mi? Her ne kadar biz kullanmasak da bir, ne bileyim, onların bir 20-30 tanesi de food olsa, gereksiz olsa vesaire olsa, oyunda bir bu kadar yaratık var ve bunların her birinin bir kullanım alanı mutlaka ki var. Fakat ikizler geldiğinden beri oyunun PvE kısmında sadece ve sadece şu yaratıklar var. Nerede? Bir, Shayna. İki, Talia. Üç, Melissa. Bunlara ek olarak bir de Maruna ve Sabrina ikilisi var. Yani oyunda sadece 5 tane yaratık var şu an PvE kısmında. Uçurum akınını saymıyorum. Yani uçurum zindanı muhabbetini saymıyorum. Çünkü orada hani çok şükür ki şey yapılmıyor. Bu sürekli kullanılan bir meta değil. Kullanan var ama. Rahatsız eden kısım ne? Beni rahatsız eden kısım ne? Aslına bakarsanız tam olarak şu. Oyundaki diğer yaratıklar hiçe sayılıyor. Eskiden Necropolis zindanı için Lich'ler kasılırdı. Lucasha, yani Ateş Harpi kasılırdı. Ne bileyim, Edrian kasılırdı. Elf Korucu. Yani kasılabilecek tonlarca şey vardı ki ben bir ara Eva kasmıştım. Ve gerçekten de eğlenceliydi. Kullanırken de hoşuma gidiyordu. Vesaire vesaire, bu tarz bir ton yaratık vardı kullanabileceğimiz. Hala var değil mi? Ama şimdi niye gidip de bir kere de tek bir birinci skill'le 4 saldırı yapan bir çakram ve bumerang varken niye gidip birinci skill'iyle bir defa ya da iki defa maksimum şansa bağlı 3 defa vuran lich'leri kullanasınız? Hak veriyorum, yalan yok. Ama bu durum diğer yaratıkları oyundan silmek gibi bir durum karşımıza çıkartıyor. Artık birine ben işte Devon kadrosu yapmak istiyorum, ben Ejderon kadrosu yapmak istiyorum, ben Necropolis 10 kadrosu yapmak istiyorum. Ne kasmalıyım dediğiniz zaman Shayna, Sabrina bitti. Yani ateş çakram, su bumerang bitti. Otoya sal bırak. Buna döndü. Aynısı yükseliş denemesi için de geçerli. Yükseliş denemesi zor modda 100. kata kadar otomatik bir şekilde, neredeyse Artemiel katı dahil, hani bir tek belki Afroma katında otomatikten çıkıyordur, bir de Leo Ragdoll katında, onun dışında neredeyse tamamen otomatik bir biçimde 0'dan 100'e kadar yükselinebiliyor otomatik modda. Tamam, bu yine yapılıyordu eskiden. Ne yapıyordun? Bryant koyuyordun, Reviver, yeniden canlandıran bir yaratık koyuyordun ya da iki tane koyuyordun. Ne bileyim, Basalt koyuyordun, bir şey koyuyordun, bir defansif bir şey koyuyordun. Şimdi hiçbirine gerek yok. Shayna'yı koy, yanına Ateş Bumerang Maruna'yı koy, bitsin gitsin değil mi? Defans kırması var. Alan etkili stun'ı var. Alan etkili stun'ı var iki tane de. Tamam, temiz. Shayna'da da iki tane bir tane alan etkili stun var. Üstüne bir de zarar etkisi varsa hedefin atak çubuğunu da düşürüyor. Daha ne istiyorsun? Değil mi? Aman koy, bitsin gitsin. Bu durum sadece gerçekten benim rahatsız ediyor. Ejderon kadrosu yapacağım diyelim. Eskiden hız kadrolarında, bakın hız kadroları diyorum. Eskiden sabit kadrolar, bir hız kadroları vardı. Artık ikizleri koyduğunuz zaman her şey ister istemez hız kadrosu oluyor zaten. Bir dakikanın altında bitiriyor neredeyse bütün hepsini.
eskiden Ejderha 10 normal kadrosu klasik nedir? İşte Vero, Bella, Sigma, Megan, Verdehil'dir. Buydu. Artık direktman Shayna, Sabine bitti. Yine aynı mantık. Hız kadrosuna, speed teamlere, yani 1 dakikanın altına gelecek olan kadrolara baktığımız zaman da neler vardı? Verdehil, Galleon, Tark. Tark. Şu yaratığı gerçekten. Bu yaratığı 6 yıldız yapıyoruz. Buna şiddetli olur, öfke olur, hızlı, bıçak vesaire ne istiyorsanız takıyorsunuz. Ve bunu hızlı Ejder 10 kadrosuna kullanıyordunuz ya. Verdehil, Galleon, genelde 2 tane Tark'tır. 2 Tark, bir tane de 5. yaratımız kim olursa. Bu Sigmarus olur, ne bileyim Susana olur, vesaire olur. Yani olay tamamen buydu. Luna, Lin, bunlar kullanılırdı. Ne bileyim mesela Verdehilsiz Ejder 10 kadroları vardı. Susano lider yapardınız. Susano, Galleon, 2 tane Tark yine aynı şekilde konur. Ne bileyim 5. olan yine Lin olur, Sigma olur. Sigma yani hani hızdan yararlansın diye bu tarz yaratıklar kullanılırdı. Yani ya bu yaratıklar kullanılabiliyordu. Ya hala kullanılabiliyor ama artık bu ikizler muhabbeti çıktığından beri çok fazla şey var. Şu an hiç Chilling kullan, yani Serin kullanan göremezsin mesela Ejderha 10 kadrosunda. Niye? Çünkü insanlara işlevsiz geliyor. Ha. Gerçekten işlevsiz mi kalıyor? Bulamıyorum da bak. Gerçekten işlevsiz mi kalıyor? Bence kalmıyor. Evet, destek bir, hani destek etkili bir karakter sonuçta ama ne bileyim boss'un bağışıklığını çalıyor sonuçta pasifiyle beraber. Atak hızını düşürüyor hedefin. Kendi takımın atak hızını ve kritik oranını arttırıyor. Ya bu tarz etkileri var. Ha, yalan yok. Kahli zindanlarda kullanılabilir hale geldi. Yani kullanılan bir şey oldu. Bakma yine Esten de kullanılıyordu da yine Verdehil geldiğin yerine Kahli vesaire diye kullanılıyordu. Ha, Kahli biraz daha değerlendi. Ne oldu? Şimdiki hız kadrolarında Verdehil, Kahli, eğer geldiğiniz yoksa Kahli, Shayna, Sabrina, bir de işte 5. genelde Talia oluyor. Bunlar olur oldu veya direktman nerede? Yine değil. Shayna falan kullanmıyorlar. Direkt Talia ve Sabrina yapıyorlar. Yine aynı mantık. Aynı şekilde direktman yok ediyor. Zaten Talia'nın vurduğu hasar berbat runlarla bile neredeyse 100k'yı çok rahat görüyor 3. skill'le. Çünkü hedefin canı yarının altına indiği zaman neredeyse 2 katı hasar vermeye başlıyor fazladan ki bu aynı zamanda bumerang'ı da etkiliyor. Yani Sabrina'nın da verdiği hasar aşırı derecede artıyor. Yani tam anlamıyla ilk geldikleri andan beri oyunun easy modunu açmış gibiler. Kolay modunu çok rahat bir şekilde açmış gibiler. Açılmasını sağlıyor. Ha diyeceksin ki oyun işte 5 sene oldu. 5. yılını kutladı oyun. Hani insanlar artık yeni başlayanlar için yetişmeleri için böyle bir şey yapıyorlar. İşte zindanları çabuk bitirsinler. Hemen PvP'ye geçsin. Arena RTA yapabilsinler. Lonca savaşlarına katılabilsinler. Kuşatmalara Tartarus'a girebilsinler diye şey yapıyor diyeceksin. Biz o zaman bu kadar farklı çeşitli yaratıkları kullanırken niye böyle bir şey yoktu? Veya bütün yaratıkları silin, sadece Shayna, Sabrina, Talia, Maruna kalsın oyunda. Çünkü devde Talia, Sabrina, Lucian yapıyorlar. Ejder'de Shayna, Sabrina, Talia yapıyorlar. Necro'da zaten Allah ne verdiyse. Tamam onu ben de çok kullanıyorum Necro'dakileri, kabul ediyorum ama yani kullanıyor olmam bundan zevk almadığım gerçeğini değiştirmiyor. Ya bayağı tiksinerek kullanıyorum. Tamam kısa sürüyor, eyvallah. Onu inkar edemem. Ejder'de de bir tane kadromda var mesela Shayna ile Sabrina. Ama devamlı kullandığım kadromu değil. Yani bilmiyorum, ben mi çok eski moda düşünüyorum? Yoksa gerçekten, yani gerçekten bana katılanlar var mı bu konuda? Ya şimdi şuradan şeye bakmak istiyorum. Şu zindan sürelerine. Bunlar hileli. Mesela bak. Bu kadro. Şu gördüğünüz 2 tane Lucian, Galleon, Lin, Teshar. Tam bir speed team'dir. Hızlı takımıdır. Hani bu 2000 bilmem kaçtan beri. 2014-2015'ten beri atıyorum. Hız kadrosu dendiği zaman bu gelir akla. Ya tamam bir ara Orochi kullanılıyordu vesaire vardı.
Onları saymıyorum. Onlar çok istisna. Onlar ilk zamanların şeyleri diyeceğim. Yani iki tane lotion. Ha, ne oluyor? Şey diyecektim. İnsanlar eskiden Geldin. Ben 3 sene, 4 sene boyunca Geldin aradım ya. Geldin bekledim. Tek eksik not 4'üm Geldin'di. Ve Orion'da, Orion neyse gelmişti zamanında. Her neyse 4 sene boyunca insanlar Wurdehill, Geldin, Lucian aradı taşlardan. Sürekli onlar için biriktirme yaptı. Şimdi herkes Shayna, Sabrina için şey yapıyor. Kimse Geldin'i umursamıyor falan. Böyle değişik, saçma sapan bir durum söz konusu şu an. Dediğim gibi bu durumdan gerçekten bir tek ben rahatsız oluyorsam, ya yazın, söyleyin, bir şey yapın, mail atın. Ya söyleyin bana bunu, bileyim ben de. Evet, oyunu kolaylaştırdılar, gerçekten biliyorum kolaylaştırdıklarını ve aslında sanırım ben oyunun kolaylaştığından da şikayetçiyim ya. Ya Allah aşkına, bak bunlar tamam, bu adamlar G1, G2, bu adamlar Guardian, Fatih, Guardian. Bunlar yapabilir, zaten dev kadroları aslında normal görünüyor. Bir ara sadece Talia, Sabrina kadroları görüyordum yine. Hileleri de var da tabi aralarında. Mesela bak, mesela bu da çok güzeldir. Bu da çok güzel bir kadro. İki tane Lin. İşte Lin free to play değil. Shayna, Sabrina free to play mi? Benim mi haberim yok? İşte Lucian not 4. Shayna, Sabrina ne? Not 3 mü? Alakası yok. Age'lerinkiler gelelim. Ha. Wurdehill, Shayna, Shayna, Sabrina, Tark, Kahle. Bu hile. Ya arkadaş, Kamutuas da bunları koydu buraya. Adamlar bunları koydular buraya. Adam ikinci sırada ya. İkinci sırada bu yaratıklarla mümkün mü? Kaç saniyeli? 16 saniye. Allah aşkına. Ya banlayacaksanız şunları banlayın. Son zamanda zaten son birkaç gündür, ona da değineyim. Son birkaç gündür bir Light'lar, Karanlık Işık, Not 5'te hesapları banlama furyası başladı. Ben de bu durumdan muzdarip oldum. Bir tane starter hesap var elimde. Bir ay oynadım. Hesap ban yedi. Ya bir Kadiz zevkimiz vardı, onu da içine ettin Kamptas. Teşekkürler. Hazır aklıma gelmişken onu da dile getireyim. Ve bu durumdan bayağı şikayetçi insan var. Her neyse, devam edeceğim. Bu da hile. Bunun da 20 saniyede bitirme şansı yok. Hiç inandırıcı gelmiyor. İstediğin kadar C1 ol, hiç inandırıcı gelmiyor. Ha, belki defans, def C'de def Berat'sa. Ama ara katları bu kadar hızlı temizlemek 20 saniyede pek mümkün değil, düzgünüm. Wurdehill, Shayna, Sabrina, Morona, Kahle. Kaç saniye bu? 23 saniye ve bu kadro yapar. Tamam. Yine dediğim gibi hile olma ihtimali yüksek ama 28 saniye gayet 23 saniye gayet yapılabilen bir kadro süre ne yazık ki. Ya nasıl ki ikizler ilk çıktığı zaman 1 dakikanın altında Necro 10 kadroları çıktı. Bütün ikizler aynı anda saldırıyor diye. Onun gibi bir olay. Ha bak, mesela söylediğim kadrolardan biri de buydu. Old school denilen, hani speed team, hız takımı dendiği zaman benim aklıma direktman bunlar geliyor. Bu tarz şeyler. Susano, Tark, Galleon, Homunculus, Sigma. Şurada Homunculus çıkar, yerine Tark koy. Tam anlamıyla free to play. Susano Fusion. Fusion. Sigma Fusion. Tark zaten 2 yıldız. Şurada sadece Galleon'u arıyorsun ya. Şurada sadece Galleon için arıyorsun. Git Galleon yerine de ne bileyim. Wurdehill. Yo, Wurdehill olma. Neyse, Bella koy. Lure koy, Lure. Su, neydi? Phantom Hırsızı koy ya. O da Not 4. Ki o neredeyse herkesin elinde olan, herkesin elinde olan ama kimsenin sevmediği bir Not 4 ki ben bayılıyorum Lure'a. Yani bu da mümkün, bu da yapılabilir. Helia ikinci skilliyle galiba, aynen yok. Üçüncü skilliyle hedefini hem defansını kırıyor hem de aynı zamanda damgalama etkisi veriyor. Lin zaten direktman boss katili bildiğiniz gibi. Her ne kadar deve vurduğu damage kadar ejdere vuramasa da gayet güçlü. Yine aynı şekilde. Burada tek fark Wurdehill yerine direktman Perna koymuş. Ya Kahle'nin 3. skill'i gerçekten çok efektif oluyor. Burada bu çok öne çıkıyor. Bu cidden beni mutlu ediyor. O konuda sorun yok. Ama şu Talia, Shayna, Sabrina, Kahle dörtlüsü beni yok ediyor. Yok, beni sıktı. Ya bilmiyorum. Sen de kas, sen de şey yap. Ağlama zırlama. Ya arkadaş, ben ondan şikayet etmiyorum. Ben oyundaki yaratıkların çeşitliliğinin azalmasından bahsediyorum. Yeni yaratık çıkardığınız zaman onların metaya bir etkisi olur değil mi? Meta değişir bir nebze. Bunlar metayı tek eline aldı bu yaratıklar. Bu yaratıkları kasıyorsunuz. Dev yapın, ejder yapın, nekro yapın. Dört yaratıkla dev, ejder, nekro bitir. Üstüne uçurum zindanlarında git. O element yaratıklarında yüksek seviyeler S'ler, S, 2S, 3S al.
E ne oldu? 5 yaratıkla late game oldun. Yok ya, böyle bir şey olmamalı bence. Bende de var bu yaratıklar. Bende de rünler. Ben de kullanıyorum bu yaratıkları. Ama ben aynı zamanda gidip Necropolis için buradaki gibi diyeceğim, 21 saniye bu da hile. Yani tamam 21 saniyede şunları geçiyorum abi. Bu yok öyle dünya yani. Şunu merak ediyorum işte. Legend gördüm. Bak bu olabilir. Ara katları direktman Lucian'la temizleyip bu yapılabilir. Ama şurada bak fighter falan var. Ha, bu da aynı. Ah buyur. Al bir de buradan yak. Hepsinin şeyi aynı. İkizler, ikizler, ikizler. İkizler, ikizler, ikizler. İyi, barutçu kız var Allah'tan. İkizler Lucian, ikizler Lucian, ikizler Lucian. Bu kaça kadar böyle gidiyor? O bu tamamen ikizler Lucian şeklinde gidiyor. İyice bir gidelim. Bir de ikizler Lucian. Tamam, hep 36 saniye hep aynı kaldılar. Ya bunlar bu kalıplaşmış bir ikizler Lucian. İkizler Lucian, ikizler Lucian, ikizler Lucian, ikizler Lucian. Kapamıyor bile artık. İkizler Lucian. Bu da ikizler Lucian. Ya bu böyle daha gidiyor işte. Al 300 kişiye kadar. Kaç? 38 saniye. Ya bilmiyorum. Bence bu olmamalı olay. Olay bu olmamalı gerçekten ya. Beni gerçekten rahatsız eden bir durum bu. Ya benim süren 1 dakika 4 saniye. Kadrom ne? Şu. Dur direktman şuradan göstereyim. Bak dev kadrosu mis gibi. 2 tane Lucian, Galleon, Sigmalin. Kaç saniye? 33 saniye. Temiz. Ve bu maksimum 40-45 saniyeye çıkıyor. Yani 1 dakikaya çıkmıyor. Ejder kadromda best time'ımda var. Evet. 1.9. Ama eskiden ne vardı orada? İkizler yerine Galleon, Sigma, Perna vardı. Yok pardon. Galleon, Sigma var. Galleon, Perna var. Galleon, Lin vardı. Verdehill, Galleon, Lin, Sigma, Spectre'ydi. Ama şeyden sonra bir daha tutturamadım. Resetlendikten sonra bir daha tutturamadım bu kadroyla o hasarı. o süreyi daha doğrusu. Ondan sonra Necro takımında evet var. Lucian, Melissa, Sabrina, Melissa, Sabrina, Shayna, Fran. Yani evet ben de kullanıyorum ama dediğim gibi ben burada atıyorum ne bileyim Water Leech, Wind Leech, bunları kullanmak daha güzel olur. E kolaya kaçıyorsun sen de, git kas o zaman. Ya kası var mı? Elime bu geldiyse elime geleni kasıyorum mecburen. Ya özellikle aradığım bir şey değil. Anlatmaya çalıştığım şey yok. Şimdi biri çıkıp yorumlara da aynı. Sen de ağladın zırladın. Herhalde ikizlerin yok. Al var işte. Hatta Light Dark bile var yani. Onu da belirteyim gayet. Aa Water Leech'im. Water Leech'im varmış benim. Haa Water Leech'im varmış, iyi bari. Bu arada bu da bufflandıktan sonra baya güzel oldu. Tavsiye ederim kasmanızı. Aslında neresi içindi? Fire ve Fire Beast için kasabilirim bir tane. Güzel olabilir. Ya ikizden bol bir şey yok. Al Maruna var. Diyorlar ki Toa için kas. Yükseliş zor için. Kasmayacağım. İstemiyorum abi. İstemiyorum ya. Ben orada ne bileyim Tesarion kullanmak istiyorum. Ben orada ne bileyim gidip yeni Hathor mu? Yeni oyuncağım Hathor'u kullanmak istiyorum. Ben orada gidip Jemire'ı mı kullanmak istiyorum? Yani al. Belita. İkiz. Koy bunu da Necro'ya. Hatta bunu Ejder'e de koyabilirsin çünkü 3. skill'i etki siliyor değil mi? Yararlı etkili, yararlı etkileri zararlıya çeviriyorsun. Tip bayağı. Düşman özellikle bütün yararlı etkileri sürekli hasara çevirir. Al koy şey Ejder'e, yapsın sana 20 saniyede Ejder. Ya istemiyorum bunu. Ya, bu gerçekten tek ele almak. Başka hiçbir şey değil. Bilmiyorum. Yanlış düşündüğümü düşünenler varsa, yanlış bir düşünce olduğunu düşünenler varsa lütfen söylesinler. Ama insancıl bir şekilde söylesinler. Ya söyleyebileceğim başka bir şey yok şimdilik. Bu arada Uçurum Akını 5 kadrosunu da tamamladım. Hatta farmlıyorum da düzenli bir şekilde.
Şöyle göstereyim kadroyu. İki farklı kadro kullanıyorum. Yani iki farklı, yani iki takım oluşturmadım. Yani alternatifli kadro kullanıyorum. Dönüştürerek kullanıyorum. Mesela şu anki kadrom önde Praha ile Ateş Banda. Arkada Lisa, Liu Mei, Shaolin ve Fren. Bazen şöyle oluyor. Fren çıkıyor. Praha arkaya geçiyor. Ön tarafa da Cemal geçiyor. Bu şiddetli irade, hız, can, can. Böyle statları var. Çok harika değiller. Praha umutsuz enerji bu arena için. Bunu umutsuz intikam yapmak istiyorum demesiz. Ama elimde intikam rünü yok. Hani intikam rünü var ama bu düzeyde intikam rünü yok. Yani şu artı 20 evet kötü. Farkındayım ama elimdekilerin en iyisi bu şu an. Ne yazık ki böyle bir şey. Bu hız can can galiba, değil mi? Aynen. Öyle olunca Cemayir'i öne koydum. Daha fazla can daha az can olmasına rağmen defansı 400 falan daha fazla galiba, değil mi? Aynen. 400 defans daha fazla. Öyle olunca bu şekilde değişiyor. Hani değişimli kullanıyorum falan, güzel oluyor. Neyse, konumuz o değil. Uçurum akını kadrolarıma gelecek olursak. Bak mesela burada da ikizler var ama burada Bernard Bella, hani yani ikizler ikiz oldukları için var. Melissa mesela, Melissa'yı Shayna'dan daha çok seviyorum çünkü 3. skill'i gerçekten harika bir etki yaratıyor. Özellikle Wing Barbar'ın Krasvelg'in damgasıyla beraber muazzam bir hasar vuruyor. Bella defans kırıyor veya Bernard defans kırıyor veya kendisi defans kırıyor, kendisi defans kırıyor. Aynı zamanda atak kırıyor. Kafadan 2 tane debuff veriyor hedefe. Ve böylelikle 3. skill'in vereceği hasar da bayağı iyi artıyor. Bu konuda cidden çok severek kullanıyorum. Lucian burada niye var? Atak liderinden dolayı. Aslında buraya Amir'i tekrar koyabilirim bir araya. Amir'i tekrar koyabilirim. Cemayir'i öne koyabilirim. Daha muhteşem olur var ya. Öf, deneyim bir ara. Ateş kadrosu yine aynı şekilde. Yine ikizler var. Yine mi bu durum beni rahatsız ediyor? Bu hesap daha bir yıllık. Ve ben bunları bu hesap 6 ya da 7 aylıkken yaptım böyle. Ya bu olmamalı bu kadar kısa sürede. 7 ay çok mu kısa? Evet, 7 ay çok kısa bu oyun için. Eğer oyunu uzun zamandır oynuyorsanız 7 ay gibi bir sürenin ne kadar kısa olduğunu farkına varmışsınızdır çoktan zaten. Bunu benim size söylememe gerek yok. Bu hesap bir aydır uçurum akını 5 farmlıyor. Ya bir senede Rift 5 yapar oldu. Rift 5 farmlar oldu düzenli şekilde. Rift falan hikaye, bir senede ne demek? Burada da ikizler var. Bu zaten bu rezillik ya. 2,5 milyon. Ya adam akıllı bir kadro oluşturmam lazım. Yaratık kasacağım. Şimdi bunun için yeni yaratıklar kasmayı planlıyorum. Bunlar zaten facia. Öylesine bir iki kere. Bak mesela burada kullan. Ya yine kullan burada. Hani çok mu vuruyorlar sonuçta? Ama ya dediğim gibi bak 5 elementin hepsinde var. Üstüne burada Talia ile kullanıyor devde. Ejder'de kullanılıyor. Neko'da kullanılıyor. Bunlar da zaten bilemem artık. Arkadaş ne kaldı? Toa'da kullanıyorsunuz ya. Daha yani bu durum beni rahatsız ediyor. Ya beni rahatsız eden durum bu. Başka bir şey değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Yaratıklar güzel ama gereksiz güçlüler. Ya da en azından ne yapın, diğer yaratıkları tekrardan bir miktar daha güçlendirin. Bir miktar daha buff verin veya bunları biraz daha nerfleyin. Ne bileyim, Shayna'nın bar kırması %25 ise onu %15'e çekin. Gibi yani, bu tarz şeyler yapın ki meta tek elleşti. Tek ele düştü. Sadece ikizler, 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 ikizler. Espengallian'ın varsa tamam, Speed vardı, zindan kadron vardı ki yine rün istiyordu. Bunlar rün de istemiyor. Shayna'ya veriyorsun hızlı bıçağı, bitiyor zaten, ya da hızlı enerjiyi, kritik hasar vurmasına bile gerek yok yaratın. Böyle saçma sapan bir hal aldı PvE kısmı. Tamam, yeni gelenler gelişsin, ona lafım yok. Ben milyonlarca biraz şey oldu. Ben onlarca yan hesap kastım, alt hesap kastım. Ve ikizler yokken yaptım bunu ve kısa sürede gelişmeler kat ettim. Ya oyunu oynamak, bilmiyorum, bu kadar şey olmamalı ya. Bu kadar basitleştirilmemeliydi bu bence. Kullanılamadıkları tek yer Tartarus bossları. O da hani yine tek başlarına kullanabilirsin. Shayna'yı kullanamazsın. Mesela ben Melissa'yı kullanıyorum. Tartarus boss'unu. Tartarus'tu hatta galiba, ya da Lios'tu, emin değilim. Böyle yani, şikayetçi olduğum durum bu açıkçası. Evet sanırlar
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçi bu kadar uzun şikayet ettiğim videoyu kimse izlemez de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.